Ahmet Kayyum'un bir bulvara saygıdeğer Kürt büyüğü Şeyh Said'in adını vermek istemesi üzerine kendisine solcu diyen ama paçalarına kadar milliyetçiliğe bulanmış kişiler atamız Şeyh Said'e hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. O küflü beyinlere sarf ettikleri sözleri Kürt halkı adına misliyle iade ediyoruz. Ve onlara vicdanlı bir sorucu olan İbrahim Kaypakkaya'nın sözüyle cevap vermek istiyorum. Kürt isyanlarının yeni Türk devleti tarafından vahşice bastırılmasını ve peşinden yapılan kitle katliamlarını feodalizme karşı yönelmiş ilerici, devrimci bir hareket diye alkışlayanlar sadece ve sadece iflah olmaz hakim ulus milliyetçileridir. Üç kuruşluk ağızlarıyla değerlerimize dil uzatan diğerlerine de sözümüz haddinizi bilin. Bulvara isim verme sebebinizin seçim için küçük bir çıkar devşirme olduğunu da biliyoruz. Kürt halkına ve zulüm görmüş atalarına gerçekten saygınız varsa atalarımız ve Kürtlerin Kürdistan'ın ortak değerleri olan Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın ve Bediüzzaman Said-i Kürdü'nün mezar yerlerini açıklayın. Devam ettirdiğiniz bu zulme son verin. O yüzden bu küçük tüccar kurnazlıklarını yutmayız. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz. Bizler onların isimlerini sizlerin küçük hesaplarına kurban etmeyiz. Mazlum atalarımızın isimlerini Kürdistan'ın bütün dağlarında ve ovalarında Kürt halkının yüreğinde yaşamakta. İsimleri ve anıları mücadelemizi ve inancımızı büyütüyor. Onları saygıyla anıyorum. Değerli basın emekçileri, 27 Kasım tarihinde Türkiye ve Kürdistan'ın 104 cezaevinde siyasi tutsakların Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna demokratik çözüm talebiyle başlattıkları açlık grevleri bugün 17. gününde. Açlık grevine giren siyasi tutsakların dışarıdaki sesi olmak için Amel, Van, Adana ve Mersin illerinde başlatılan nöbetler ise mücadele kararlılığıyla devam ediyor. Siyasi tutsaklar İmralı Adası'nda Sayın Öcalan ve arkadaşları üzerinde 33 aydır kesinsiz devam eden tecrit işkencesinin son bulmasını istiyorlar. Talepleri demokratik, hukuki ve meşrudur. Devleti hukuka uygun davranmaya, biz dışarıdaki demokratik kamuoyunu ise sessizliği kırmaya, seslerine ses olmaya davet ediyorlar. Peki, tecrit ve Kürt sorunu sadece adalet nöbetçilerinin ve barış annelerinin sorunu mu? Ya da ülkede adına Kürt sorunu dediğimiz mesele sadece Kürtlerin sorunu mu? Elbette değil. Olmaması lazım. Tecritin ve Kürt sorununda çözümse ısrar politikalarının sonuçları ülkede yaşayan tüm yurttaşları etkiliyorken cezaevlerinden yükseltilen bu sese sessiz kalmayacağız. Kürt sorununa demokratik çözüm talebiyle açlık grevine giren siyasi tutsaklar demokratik taleplerini dile getirirken birçok saldırı ve hukuksuzluğa maruz kalıyorlar. Eza evine dönmüş hapishanelerde zor koşullarda mücadele eden tutsaklar açlık grevine girdikleri için disiplin cezaları alıyorlar. Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde Dilan Barin isimli mahpus 27 Kasım'da açlık grevine gireceğine dair dilekçe veriyor. Cezaevi idaresinin Dilan Barin'i tekli hücreye alma kararına itiraz eden mahpusların olduğu odaya gelen aralarında erkeklerin de bulunduğu gardiyanlar, mahpuslar Dilan Barin, Zeynep Topçu, Sara Erol, Leyla Cuma İbrahim ve Dilan Bayhan'ı darp etmiştir. Cezaevlerinde tüm bu saldırılara rağmen açlık grevleri devam ederken saldırılara ve demokratik taleplere sessiz kalmamak için bugün dayanışmamızı ve birlikteliğimizi büyütmeliyiz. Cezaevlerinden bu ülkenin tarihine aydınlık bir sabahlar açtırmak isteyen tutsakların sesini diri tutmalıyız. Onlar içeride direnirken bizler de dışarıda mücadeleyi güçlendirmeliyiz. Milyonların artık yeter, çözüm gelsin isteğine hiçbir iktidar ve sistem kulak tıkayamaz. Yeter ki Kürt halkı ideolojisi ve inancı ne olursa olsun milliyet bilinci taşıyarak cesur yürekleriyle bir olsun. Cesaret bulaşıcıdır ve o cesaret en çok da bizim halkımızın direngen tarihinde mevcuttur.
Bunun artık vakti gelmiştir. Hiçbir ayrıma gitmeden mücadelemizin bize verdiği tarihsel deneyimlerle yolumuza bir olmak, birlikte yol yürümek düşüncesiyle devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki bu faşist iktidarın karşısında tüm Kürtler eşittir ama hiçbirimiz bir diğerimizden daha eşit değiliz. Jizindana heya çarparçe Kurdistani. Liber ve zulmü zordari em gerek bibine yek. Em hamu gele Kurdistani den biden van gotin emin. Em mecburin jehebre. Em hamu zaruki malbatekene. Em hamu zaruki Kurdistanine. Teşekkür ediyorum.